Serkan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Almanya'da yaşıyorsunuz. Siz kimsiniz? Biraz bize kendiniz hakkında bilgi verir misiniz? İsmim Berkant Köksel, Almanya doğumluyum. Dedelerimiz gelmiş daha önceden buraya. Biz de hepimiz burada doğmuşuz. Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Fakültesinden mezunum. Ve 1996'dan beri plazma akışkanlar dinamiğinde çalışmalar yapıyorum. Bizler şimdi plazma lafı geldiği zaman hemen aklımıza kamuoyunun, birçok arkadaşım da beni doğrulayacaktır, plazma televizyon geliyor. Plazma teknolojisi havacılıkta ne işe yarıyor, neler yapıyor? Biraz basitçe de olsa bize anlatır mısınız? Tabii, plazma aslında plazma deyince akla ilk defa benim en azından uzay geliyor. Yani sonuçta bugün bütün uzay mekikleri demesek de uzayda uçan uyduların hepsi plazma itki motorlarından çalışıyorlar. Bu 50. yıllardan beri böyle geliyor. Yani aslında plazma deyince akla benim uzay geliyor. Çünkü uzayda da %90'ı maddenin plazma yapısındandır. Yani plazma zaten dördüncü madde olarak geçer evrende. Yani katı, sıvı ve gaz şeklindeki maddeden sonra plazma dördüncü maddedir. Ve bütün evrende aslında çoğunlukla plazma Yaklaşık 25 yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyorsunuz. Peki bu teknoloji yeni bir teknoloji mi yoksa uzun yıllardır gündemde olan bir teknoloji mi? aslında bu teknoloji çok da yeni sayılmaz. Yani Almanya'da en azından bu teknolojiler Tesla'nın araştırmalarından esinlenmiş gibi görünüyor. 1924'te Winfried Otto Schumann diye bir profesör var. Münih Teknik Üniversitesi'ne atanıyor. Onun araştırmaları sanki Tesla'nın araştırmalarını daha derinden araştırmak için getirilmiş gibi gözüküyor. Hatta daha sonra 50'li yıllarda bugün ionosferle yer arasındaki frekansa, rezonans frekansına Schumann frekansı denilir. Aslında bu frekansı daha önceden Tesla keşfettiği söylenir. Yani o açıdan plazma ve elektromanyetik etkileşim konularını Almanlar en azından 1924'ten beri araştırıyorlar. Hatta gaz motorların yani türbin motorların mucitlerinden bir tanesi, en azından Alman ayaklarından bir tanesi von Ohain 30'lu yıllardan beri plazma konularını araştırır. Yani ilk patentleri bu konulardan ilgili, elektromanyetik etkileşimle ilgili. Amerika'ya 50. yıllarda gidince jet motorlarından nasıl plazma oluşturabiliriz diye patentleri var. Yani bunlar çok garip konular. Ve şu an halen görmüyoruz bu araçları. Plazma teknolojisini nasıl biraz böyle bir basitçe bir anlatalım? Nasıl çalışıyor? Uçan hava taşıtlarına nasıl uygulanıyor? Yani şu an bilinen araçlar hakikaten yok. Konuşulan araçlar var diyelim. Hipersonik araçlarda birçok makaleler var. Büyük ihtimal bu teknolojiler çok yüksek irtifalarda uçan süpersonik veya hipersonik araçlarda kullanılıyor olabilir. Mikrodalga kalkanlarından beraber kullanıldığı konuşuluyor. Daha çok aşağı irtifalarda uçan araçlarda pek görünmedi veya da bilinmiyor. Bir ihtimal bunun da bu teknolojilerin dediğim gibi işte zamandan gelme, tarihten gelme, elektromanyetik dalgaları perdelemek için kullanıldığından dolayı fazla galiba sivil alanda görmedik şimdiye kadar. Biz muhtemelen şu an yani biz muhtemelen değil biz şu an ilk açıktan sivil açıktan bir mini İHA yapan şirketlerden bir tanesiyiz. Yani daha bizden başka bir şirket tanımıyorum. Akışkanlar kontrolü uygulayan, araçların üstünde jeneratör taşıyan açıktan ben başka bir şirket bilmiyorum. 1996'dan bu yana bu sistemler üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. 25 yıl, bir çeyrek asır, çok ciddi bir süre. Bu süreç içerisinde biraz önce dediğiniz gibi insansız hava araçlarına bu teknolojiyi uygulamaya başladınız. Biraz çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi aşamadasınız? Neler geliştirdiniz? Yani şimdi çeyrek asır deyince biraz tabii çok çok fazla çok uzun bir süre gibi geliyor ama aslında şöyle bir durum var. Tabii 96'da biz daha talebeydik. Yani o talebede bu konulara merak sardık. Daha doğrusu talebeyken ben BMW Rolls-Royce'da o zamanki şirketin ismi. Zaten bu Almanların hayalet uçaklarının ilk motor şirketi yani BMW biliyorsunuz uçak motoru şirketidir. Yani pervane logosu vardır. Logosunda pervane vardır biliyorsunuz. Ve bizim Berlin yakınlarında 90'lı yılların başında BMW Rolls-Royce diye bir şirket kuruldu. Biz de talep olarak orada çalışıyorduk ileri görüşler projesinde. Ve o şirketin kurucusu Günter Kappler 70'lerde 80'lerde
Münih Teknik Üniversitesi'nde jet motor profesörüydü ve onun ekibinde bir tane grup vardı. Grubun ismi de neydi? Electrofluid Dynamics diye bir, yani ama şimdi İngilizce tercüme edince, yani benim şirket ismine çok benzer bir şekilde bir ismi vardı o grubun. Grubun başındaki doktor Wolfgang Dietrich de o daha önce bahsettiğimiz Schumann'ın talebesiymiş. Yani bunların araştırdıkları konuları 70'lerde 80'lerde jet türbininden nasıl yüksek voltaj oluşturabiliriz? İnsan tabii soruyor, ne yapacaksın jet türbinden yüksek voltaj oluşturdun? Nerede kullanabilirsin? Bunun kaç ihtimali var? Ya plasma akışkanlık kan kontrolünde kullanabilirsin. Ya da egzozlu perdelemekte kullanabilirsin. Bu tür araştırmalar yaptıklarını düşünüyorum. Tabii açıktan pek konuşamadık bu konuları hiçbir zaman ama ondan sonra mezun olunca, daha doğrusu 96'da kalalım. Oradaki tezim teorikti. Yani piyasada ne yapılmış? İşte Kaplan'ın araştırmalarını bulduk. Onları şey yaptım. Amerika'da ilk helikopter araştırmalarını yapan, şu an Amerika'daki helikopter camiasındaki en yüksek ödül Velkov Award'tır. Şimdi Velkov'u insan duyuyor. Velkov Award diyorsunuz, yani bir ödül. Velkov'u araştıranlar bilir. Velkov 60'lı 70'li yıllarda Wright-Patterson Air Force Base'den, yani bu jet türbinlerin mucidinin gittiği yerden, yani bu von Oheim Alman'ın gittiği yerde 60'larda 70'lerde nasıl akışkanlar, plazma akışkanlar dinamiğini yapıyor ve bunu helikopterlerde uyguladılar mı, uygulamadılar mı kimse bilmiyor tabii ki. Yani şu an görmedik, etmedik, kimse bilmiyor. Herkes merak ediyor. Yani o yüzden sadece varsayım yapabiliriz. Dediğim gibi 60'lar 70'lerden başlayarak bütün makaleleri sıraladım, analiz ettim. İlk tezim öyleydi 96'da. Ondan sonra 97-98'de şirkette çalıştık. Daha doğrusu profesör bulamadık o zaman. Yani bu Berkant Bey kardeşimiz kendini öldürür falan diye kimse bize destek falan vermedi. Ta 99'a kadar bekledim. Çoktan bitirebileceğim üniversiteyi biraz geciktirerek bitirmiş oldum. Ama sonunda bir tane profesör arkadaş bulduk. Destek de verdi. Bir de fuarda çok zengin bir adamla tanıştık. Festo'nun sahibiyle. O da bana bir burs mu diyelim, bir 15 bin Deutschmark'ta o zaman para verdi. Öyle girdikmiş. Hatta bu Vatos'un hikayesi 98'e kadar geri gidiyor. Yani oraya gidersek anlatabilirim bu konuları da. Öyle başladık deneysel olarak. 99-2000'de mezun olduk. Sonra işte 3 sene firmada çalıştık, Bain & Rolls-Royce'un ileri görüşler projesinde. 2004'te tekrar üniversiteye geri dönüp dünyanın ilk plazma jet motorundan uçan Zeppelin'ini, balonunu geliştirip 2005'te uçurup Festo'la beraber dünya premieri diye, dünyada ilk falan diye geçti sağda solda ama fazla haber olmadı. Ama en azından şu an biliyoruz, yani dünyada ilk plazma jet plazma motorundan uçan Zeppelin'i biz yaptığımız ve en azından tarihe not almış olduk. Yani. Evet, çalışmalarınızı bu şekilde özetlediniz. Peki geleceğe doğru neler yapıyorsunuz? Gündemde hangi projeler var? Neler üzerine çalışıyorsunuz? Evet, işte üniversitedeki sıkıntı o zaman üniversitede kalmayı düşündük. De bizim alanlar 2004-2005 senelerinde bayağı bir uçuktu yani. Yani şimdi plazma akışkanlar deyince o zaman tamam, bunların Almanların belli ki bir tarihçesi var, bir tarihi var bu konularda ama bizim Berlin Teknik'te bilinen yoktu fazla ve hocalardan pek destek gelmedi. Yani kadro bulamayınca biz de ne yaptık? Şirket kurduk. Festo'ya falan geldiler. Onlara Stuttgart'a gitmek istemedik. Yarım sene falan Berlin'den idare ettik. Kendi şirketimizi kurduk bu ismi kullanarak. Electrofluid Systems'te. İlk işlerde işte birkaç Avrupa projesi denedik. Plazma orada tabii red aldık. Hatta bu işleri Avrupa'da yapan Plazma Aero projesini organize eden bizdik. Yani dünyada 30-35 tane müşterimiz oldu. Yani bunlara plazma jeneratörler, 2004-2005 senelerinde jeneratör geliştirmiştik. Onları işte pazarlıyorduk. Starter paket falan diyorduk. İlk müşterimiz Amerikan Hava Harp Okulu'ydu falan. Colorado'da. İkinci müşterimiz Onara'ydı. Ondan sonra NASA falan çıktı. Yani böyle büyük isimlere plazma akışkanlar kontrolü öğretir olduk. Ondan sonra üniversiteler falan geldi. 2006-7-8 derken Avrupa projesi sunmaya kalkıştık. Oradan biz Almanlar, Fransız, Aligné Marki vardı, Airbus vardı. Onlar da müşterimdi aynı zamanda. Onlara da öğretiyorduk bu teknolojileri. Electrofluid Systems olarak. Yalnız ekibi kurduk. Fransızlar bir darbe vurdu bize. Ekip ikiye bölündü. Onlara dedi biz baş olacağız.
Dedik olmaz böyle bir şey. Sizi ben davet etmiştim. Bir küçük bir konu çalışacaksınız. Müşterimsiniz. Ne oluyor falan derken. Ekip ikiye bölündü. Fransızlar da o zaman Avrupa Birliği'nin başındaydı. Ne oldu? Fransa kazandı projeyi. Biz kaybettik. Şirketi kapattık biz de. 9-10'da galiba iflas etmiştik. Üniversite ekibinde tekrar geri döndüm. Yine aynı mesele. 2012'ye geldik ama daha yeni yeni kadrolar, bu konulara kadrolar açılmaya başlamıştı. Yine sabredemedik. Üniversiteden yine ayrıldık 2013'te. Şirketimizi kurduk. O gün bugün devam ediyoruz yani. Pişman da değilim yani. Şimdi üniversitede kalabilirdim aslında çok uzun zamandır. Yani şimdi belki profesör de olmuş olabilirdik ama yani şimdi bayağı bir yenilikler yaptık yani. 2013'ten bugüne, 2015'te dünyanın ilk manyetik plazma jet motorunu geliştirdik. Tek tük haber oldu Türkiye'de ve galiba birkaç yerde duyulmuştu. Yani böyle şimdi o konu üstüne devam çalışıyoruz. Bir de İHA'ları geliştiriyoruz. İşte orada hata yaptık 2006'larda. Sağa sola üretelim derken İHA projelerimize fazla odaklanmamıştık o zaman. Hatta şu gördüğünüz bizim Plasma Falcon, Plasma Shine dediğimiz İHA'mız aslında bakarsanız tarihi ta benim 96'lara kadar geri gidiyor tasarımladı yani. Orada Berlin Teknik'te bir tasarım yapmıştık Megaliner 1000 kişilik uçak için. Onun kanat bölümüydü bu Plasma Falcon. Bunu aslında hatta Avrupa projesinde bizim Plasma Falcon demonstratörümüz olacaktı. Yani bizimki Palearco projemin ismi. Plasma Actuators for Flow Control and Lift Enhancement galiba öyle bir şeydi. Reddedince yani 2013'te 14'te tekrar canlandırmış olduk. Ama tabii part time biliyoruz. Yani sağda solda danışmanlık yaparak yani büyük bir bütçemiz yok. Yani cebimizden çıkıyor şimdiye kadar. Belki şu son 7 senede harcadığımız %100 zaman harcadık deseniz belki 3-5 seneyi geçmez yani. Çünkü başka işlerimiz oluyor. Büyük şirketlere bu konulara destek veriyoruz. Danışmanlık veriyoruz. Onlar da fazla konuşamıyoruz konuları tabii ki. Geleceğe doğru bakarken anlattıklarınızdan muhtemel herhalde bu teknolojiyi ilk İHA'larda mı göreceğiz? Gidişat o şekilde mi? Yani büyük ihtimal İHA'larda zaten çoktan uçuyor. Yani bazı rivayetler var bu İran'ın aldığı RQ-170 uçağında bu uygulandığı söyleniyordu yani. Hatta B-2 uçaklarında bu kullanıldı. Çünkü 96'daki tezime bakarsanız yani onu internette galiba sağda solda olması gerekiyor. Orada Northrop'un ne hikmetse Alman isimleri, Kahn'la bir tanesi İngiliz ismi, Kahn and Andrew. Bunlar 68-69'da plazma akışkanlar kontrolünü anlatıyorlar. Hatta süpersonikte nasıl diyelim süpersonik hızlara ulaştıklarını falan makaleleri var Northrop'un. Ondan sonra İHA'larda Lockheed Apaçık, Charles yani isimle bunların müdürleri, patentleri falan var. Yani bu yüzden yani patentlere bakarsanız en azından bu arkadaşların da bu teknolojileri kullandığını muhtemelen kullandıklarını görebilirsiniz. Yani bu şirketlerin açık patentleri var bu konular üstüne. Ve nerede kullanıyorsun falan? Büyük ihtimal İHA'larda gizli istihbarat askeri uçaklarında kullanılırdı muhtemelen. Eğer Ku-170'te olabilir. Onlara'nın çok enteresan videosu vardı, onu kaldırmışlar. Nasıl inletleri plazmadan perdeleyebilirsiniz diye. Yani inlet, yani girişim. Şöyle düşünün, aslında Tesla çok ileriydi. Tesla trafoları var ya, yüksek frekans. Yani siz şimdi o inletlere, yani uçağın motor girişlerine plazmayı yüksek frekanstan uygularsanız bir perde kurabilirsiniz. Yani bir plazma perdesi düşünün. Elektromanyetik dalgalar o perdeden ye emiliyor, ye daha bir şekilde perdelenmiş oluyor işte o plazma perdesinden diyelim. Bunları onlara bile apaçık 5-10 sene önce sitelerinde görebiliyordunuz. Yani bunu demek ki artık onlar kendi uçan kanatlarında kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Yani bunlar hep varsayım bilemeyiz tabii ki. Ama bir ihtimal var yani böyle şeyler. Bayağı bir zamandır İHA'larda uçtuklarını varsayabiliriz ama kanadımız yok tabii ki. Belki de bu yüzden İran'ı indirdi bu Amerikan İHA'sı dünyada epey ses getirdi ama siz oradan bir teknolojinin aktarılmış, kullanılabilecek olacağını düşünüyorsunuz. Tabii benim şahsi kanıtım, şahsi fikrim biraz farklı yani indirdiklerini pek düşünmüyorum. Birazcık da altın tepside verilmişe benziyor ama tabii bu benim şahsi fikrim. O ayrı bir dava. Orada başka şeyler de dönüyor olabilir bizim bilmediğimiz. Çünkü çok ciddi bir İHA. Onu da bayağı da bir kopyalayıp çoğaltmışlar yani taktik sınıfa indirgemişler. Ondan taktik sınıftan yüzlerce yaptıkları söyleniyor. Cipperden kaldırabildikleri söyleniyor. Resimleri falan var. Kendi sayfalarından gösteriyorlar bunları. Yani altlarına 3-4-5 tane de roket koymuşlar.
Yani sürü halinde kaldırırlarsa bayağı bir tehdit olabilir tabii ki. Yani tarihte İran pek ecnebiden savaşta görülmemiş. Yani hep Müslümandan savaşmış. Yani şimdi yarın bir gün ne olur? Allah bilir yani. O yüzden biz bu konuda biraz yatırım yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama pek görünmüyor yani şu an. Plazma teknolojisi biraz önce bir jipin üzerinden kaldırıyorsunuz. Yani bu teknolojiyle piste gerek kalmadan veya çok kısa bir işte mancınık sistemiyle kalkış mümkün mü olacak? Yok yok, onu yanlış anladınız. Şimdi onların kopyaladıkları ve taktik sınıfa indirdikleri araçlarda bakarsanız internet sitelerinde kendi sayfalarında var. Acemilerin. Onlar bunu o şekilde yapmışlar. Yani siz isterseniz tabii ki bir TB2'yi, TB3'ü de taktik sınıfı olduğu için bir 600, 700, 800 kiloluk aracı siz bir jipin üstüne koyup rahat herhangi bir otoyolundan kaldırabilirsiniz. Yani ona bir düzenek kurmak bir ayınız almaz muhtemelen. Yani onu siz de yaparsınız. Yani onların yaptığını söylüyorum. Şimdi bunun plazmadan bir ilgisi yok. Şimdi plazma akışkanlar kontrolüyle siz tabii ki daha erken kaldırabilirsiniz aracı. Çünkü siz kaldırma gücünü arttırabilirsiniz. Veyahut da sert rüzgarlarda dikey dümeni uygularsanız daha fazla yan yatmadan indirebilirsiniz. Daha az kısa mesafeden uçağı pistten kaldırabilirsiniz. Yani bu yollar var. Ama o çipten kaldırmakla bir alakası yok bu işin. Şimdi onların bir akıllı bir hamlesi, dikey iniş kalkışlı araç yapmaktansa sakla bir yere, çıkart bir yerden, köy yolundan kaldır uçağı yani. Bu kadar, o anlama geliyor bu yani. Şimdi bizim pistlerimizden biz koymuşuz araçları, her tarafta pist var. Pistler yok olursa Allah korusun ne olacak? Araçlar da yok olmuş olacak. Yani orada bir ciddi bir sıkıntı doğabilir yarın bir gün. Çünkü bunlar bunu göstermiş oldular. Birkaç kere Dubai semalarında galiba gösteri yapmışlar. Suudi Arabistan'a girip çıkmışlar. Ne girdi ne çıktı kimse halen bilmiyor yani. Bir tane düşürmüşler en basitini. Ama sürü halinde girip gitmişler yani. Bunlar Suudi Arabistan gibi ciddi bir ülkeye gidip çıkmışlarsa yani bilmiyorum yani plazma akışkanlardan plazma terdinemeden ne yapılabilir şu an? Bilmiyorum, bakmak lazım yani. Sizin üzerinizde çalıştığınız projelerden bir tanesi plazmanın yanı sıra hidrojen yakıt pili sistemleri. Evet. Bunlarla ilgili biraz bir şeyler anlatabilir misiniz? Uçaklarda veya hava araçlarında ne zaman göreceğiz bunları? Dünya bu teknoloji açısından hangi aşamada? Şimdi hidrojen yakıt pillerini bizde aslında Vatoslan yani iki iyamız var, iki ürünümüz var aslında ilk geliştirdiğimiz. Bir tanesi daha bitmiş diyelim yani uçuşa hazır yakın konumda diyelim. O plazma Falcon, plazma Shine dediğimiz ürün tarihi çok eski. İkisinde tarihi aslında 90'lara kadar geri gidiyor da. Şimdi dikey iniş kalkışlı araçlara geçmek aslında şöyle başlayabiliriz. Bizim plazma Falcon'da bir tane fırlatma aracımız vardı bir Launcher'im diyoruz da. Launcher'imiz vardı. Launcher'imiz yetersiz kalmıştı. Araç biraz ağırlaşmıştı. Dedik ne yapalım? Launcher çok pahalı. Pneumatik launcher'lar 20-30 bin euro, dolar neyse. Türkiye'den sorduk. Bir 10 bin euro falan dediler. O da olabilirdi. Ondan sonra dedik biz dikey iniş kalkışa geçelim. Yani zorunlu bir şekilde ürünü aslında genişletmiş olduk. Yani o da çok da güzel de oldu. Yani şimdi ürün elden atılacak bir şekilde değil. Yani şey kanat açıklığına göre bayağı ağır. Oradan dikey iniş kalkış derken biraz büyük yapalım tasarımları falan derken yakıt pillerini keşfettik. Bunları da kullanabiliriz diye normal uçuşta diye. Oradan Vatos'ta bunu uyguladık yani. Vatos'ta bakındık hangi ilk Fransız Singapur bir şirketi falan vardı. H3 mü falan diye. Onlarla bir konuştuk. Onlar da modellerini vermek istemedi. Biz de biraz kızdık. Dedik ya ne iş dedik. İngiliz şirketine yöneldik. Dedik alternatif mi yok? Ondan sonra onlar bize hemen şeylerini verdiler. Yani çünkü siz bunu entegrasyon yapmanız için şirketlerden şey motor konuşuyorsunuz diyelim. Size motorun çizimlerini vermesi gerekiyor şirket. Nasıl bak uçak biz ciddi uçak geliştiriyoruz. Yani şimdi bir oyuncak yapmıyoruz. Yani uçağın detay tasarımına kadar inmişiz. Orada şimdi onlara bakarken onlar vermek istemedi ne hikmetse. Küçüküz diye galiba. İngilizler verdi. Oradan aldık. Baktık Vatos'un içine çok iyi uyuyor. Çok da güzel bir küçük bir yakıt pili yapmışlar. Intelligent Energy şirketiydi bu. Halen varlar tabii ki. Biz halen onlarla beraber çalışıyoruz. 800 wattlık. Hatta bir tane sığdırdık. Bunu bir dergide de hatta yayınlamıştık. Aviation Turkey'di galiba. Orada bir küçük bir yayınımız olmuştu. Ondan sonra dedik bu aslında Vatos bayağı küçük. 1 metre 11'lik kağıt açıklığı var ama
Bir baktık ki buna iki tane bile sığıyor. Çünkü bayağı geniş bir araç. Öyle derken bayağı ciddi bu işin içine daldık. Yani birazcık gayri ciddiyken başta bayağı ciddi bir konu oldu. Pandemiyle beraber de bu hidrojen yakıt işleri bayağı bir moda oldu sanki, görüyorsunuz. Yani biz modayı ondan bir sene önce yakalamış olduk yani. Öyle işin içine daldık. Öyle de gidiyoruz yani. Bayağı da ciddi bir şey. Tabii çok da pahalı şeyler yani. Şimdi daha henüz bir tane alamadık yani. O kadar. Ama modellemesi hazır yani. Aracı uçuracağız normal. Ondan sonra yükleyeceğiz inşallah. İHA tarafını konuştuk. Yakıt pilini konuştuk. Sizin tabii bu yayınladığınız makalede de bu işin sivil havacılık tarafını biraz gündeme getirmişsiniz. İşte 15-16-20 kişilik ufak hava taşıtları ve geleceğin seyahati bir yerlere giderken. Yok, 15-16 değildi. O makalede hatırladığım kadarıyla uçan taksi. Hatta siz de haber etmiştiniz. Tek tük birkaç yerde haber oldu. Hatta Habertürk'te bile çıkmışlar, doğru hatırlarsan. Habertürk'te işte uçan Vatos diye çıktı. Siz de yayın yapmıştınız. Onu Tolga Özbekkom'da galiba makaleniz çıkmıştı. Orada işte fikir bu Vatos, aslında biz İHA olarak düşündük. Çünkü bizim boyumuz, çapımız ne kadar yani. Biz yapabildiğimiz şu an İHA'lar 1-2 metreye geçmiyor. Ama baktık ki bu Vatos'u bir... Çünkü Vatos'un tarihine kısa geri gidersek bu Vatos aslında, bu gördüğünüz Vatos'un tasarımın yarısı benim sayılır. Çünkü bu 90'larda uçmuş bir gizli projeydi Feston'un sayılıyor. Feston milyarder, benden tanıştım 98'de Berlin Fuarı'nda. Ya dedi Berkan Bey, dedi güzel anlatıyorsunuz. Bu, o zaman bir set mi uçurmuştuk, bir tane 10 metre. Öğrenci talebeyiz tabii, heyecanlıyız, fuarda çıkmış ismine. Adam dedi, ya dedim sizden bir görüşeyim dedi. Tamam dedi, görüşelim. Geldi, o zaman da tutorluk yapıyordum Berlin Teknik'te, yani aerodinamik şeylerinde bölümünde. Geldi koskoca adam, milyarder geldi, şirketin sahibi yani. Geldi dedi, Berkan Bey dedi, bakın dedi, şurada bir tane bir Vatos'umuz var. İsviçre'de uçuyor şu an. Bunu plazmalı uygulayabilir misin? Yani plazma motoru yapabilir misin? Adamın da hayali var falan varmış. Ne hikmetsin. Dedim uçuram, ben daha öğrenciyim yani, ama dedim isterseniz tezime yardımcı olun. Öyle başladı bu Vatos işleri. Ondan sonra işte 2010 son senelere tekrar canlandırdık bu konuyu. Plazma jet motorunla ilgili, o uçan taksiye gelirsek, uçan taksiye baktık ki yani bunu biz şimdi büyütürsek, şimdi bizim yaptığımız model 1 metre 11. Dedik ya dedik, bunu bir 6 kat büyütelim bakalım nasıl olacak. Bir baktık iki tane insan sığıyor yani. Bunu şimdi yani biraz gayri ciddi gibi başladı ilk başta. Baktık iki tane insan sığıyor. Bunu uçan taksi yapıyorum. O da moda olmuş. Bu büyük şirketler başka bir şey yapıyor. Uçak motorlarını indirip kaldırıyorlar. Dedim bizde gerekmiyor. Biz içine takalım fanları. Normal uçuşta da arkaya da bir 10 tane fan koyduk. Bayağı ciddi bir proje oldu yani. Onun şimdi küçüğünü de yapıyoruz. Öyle derken yakıt pillerinin hesabını, kitabını yaptık. Tam da Intelligent Enerji'nin yakıt pilleri de uydu, büyükleri. 4.8 kW'lık yakıt pilleri falan varmış. 10 tane onlardan alınca, içine koyunca bayağı ciddi bir proje çıktı. Ondan öte bir de bunun büyüğünü düşünmüştük. O şimdi 18 metre, 18 kişilik değildi o. Onda da dedik ki ya bizim plazma jet motorunu yakın uzay aracı olarak geliştirelim. Olmaz mı diye bir makalemiz falan çıkmıştı. Daha zamanında Defense Türkiye dergisinde çıkmıştı. Dubai fuarına arkadaşlar orada bir dergi götürmüşlerdi, çıkartmışlardı. Bu proje tabii biraz uykuya geçti şu an. Ama ciddi bir proje yani. Şu an Tesla'ya bakarsanız elektrik araba yapıyor ama adam, affedersiniz, bombanın üstünde uçmaya çalışıyor yani. Bu pek birazcık yani uymuyor yani. Şimdi ama bizim mesele şimdi elektrikli motor olmuş olacak yani. Siemens olan motorlardan yukarıya çıkacaksınız. Şimdi Siemens Rolls-Royce oldu biliyorsunuz, elektrik motorlarının. 10 kilometreye çıkıp orada ışınlayıp bizim plazma jet motorunu 1-2 dakika için enerjisini taşıyabilirsiniz. 30-50 kilometreye çıkıp süzülerek inmek istiyoruz. Bu çok ciddi bir proje yani. Virgin Galactic'e karşı bir ciddi proje olabilir. Tabii bu önce bir para kazanmak lazım. Mini İHA'lardan, onlardan, bunlardan. Ondan sonra oralara gelmeye kadar da yani devlet desteği olmadan oralara galiba kolay kolay gelinmez yani. Ama her şey bir şekilde hayal etmekle başlıyor. Onun akademik çalışmasını yapmak, deneylerini yapmak. Bu altyapıyı yaptıktan sonra bence para orada ufak bir ayrıntı olacaktır. Umarım bu geliştirdiğiniz teknolojilerle paraya da çevirmek önemli bunları. Yeni yeni araştırmalar için size bir altyapı sağlar. Siz de hem akademik hem bu tür uygulamalarınızı devam ettirirsiniz. Berkan Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
Amacımız burada izleyicilere havacılığın geleceği nereye doğru gidecek? Plazma teknolojisi, yeni nesil yakıt pilleri ne yapacak? Böyle bir çığır açıp bir bakış sunabilmekti. Sizler de Almanya'dan bağlandınız. Bize bu güzel bilgileri aktardınız. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Umarım yeni yeni haberlerinizi önümüzdeki dönemde çok daha fazla yaparız. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.